Arkadaşlar hep soruyordunuz ya bize, neyle avlanıyorsunuz? Yem çıkarırken video çeker misiniz? Nasıl yem çıkarıyorsunuz? Nasıl av yapıyorsunuz? Bakın böyle yem çıkarıyoruz arkadaşlar. Şu kayaları kazıyarak, yosunları, midyeleri. Evet, Mehmet abi buldu bir tane kepçe, daha. Kepçe mutlak olacak. Kepçesiz kaçırırlar hep. Ah. Oo, anakonda Mehmet abi, onu görsek iyi olur. Görüyorsunuz arkadaşlar, bakın. Hem canlı yem bunlar. Aynen. Kazmayla böyle kazıyoruz arkadaşlar. Midyeleri görüyorsunuz, yosunları. Hemen onlar altında. Kaya ile midye, yosun arasında geziyorlar zaten. Orada küçük kurtçuklardan faydalanıyorlar, yiyorlar. Oo, anakonda Mehmet abi. Kurtlar iyi ya, eritmiş bu hayvanı. Aynen. Ayağınıza ya kasık çizmesi gireceksiniz ya da böyle şortla gireceksiniz arkadaşlar. Yoksa ıslanırsınız. Arkadaşlar, tuttuğumuz mercan için, mırmır için böyle yem çıkarıyoruz. Bakın, elimizde kazmamız var. Evet, çıktı. Mehmet abi göster. Oo, kurdumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen yosunların, midyelerin altından. Çok basit. Bak burada. Aynen. Yavaş yavaş. Mehmet abim bu işin piri olmuş artık. Ha, bir tane var orada, küçük ama. Ha Mehmet abi. Ha, burada bak. Bak arkadaşlar, görüyorsunuz. Kobra, anakonda, babalingo. Bugün balığın içinden geçeceğiz. İnşallah Mehmet abiyle bugün balığa geldik arkadaşlar. Tekrardan, zaten her zaman balık kankim Mehmet abi. Nereye gitsek, nefes alsak beraber alıyoruz Mehmet abinin. Bak. Hemen kaç balık nereye gitti? Ha, üstünde, üstünde, üstünde. Ufak, onu gördün mü? Bir tane büyük geldi. Arkadaşlar, kayaların üzerindeki yosunları böyle bir çapa yöntemiyle kazıyorsunuz. Elinizde de böyle bir tane süzgeç alıyorsunuz. Mutfaktan yengeme söylüyorsunuz. Kaçırmamak. Evet. Hemen kayaları kazırken, ben de bu ara kahvaltı yapıyorum arkadaşlar. Tamam Mehmet abi. Bakın arkadaşlar. Bak. Bak. Kurt burada bak. Bak, hemen çıktı. Bak. Göster Mehmet abi. Bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kobra. Evet Mehmet abi, güzel. Böyle kazıyoruz arkadaşlar çapayla. Kayanın üstündeki yosunları, midyeleri. O şekilde avımızı yapıyoruz. Yemciye para vermemiş oluyoruz. Evet, geldi bir tane daha baba. Bak. Evet. Hani arkadaşlar soruyordu, yem nasıl çıkarılır? Bakın arkadaşlar. Yemimizi böyle çıkarıyoruz. Abi 40 lira 50 lira yeme param verilir. Hem bunlar ölü yem. Bunlar da satılan, bunların hepsi ölü. Aynen öyle. Boru kurdu alıyoruz. 7 tane var içinde. Borusunun içinde 2 tanesi, 3 tanesi boş çıkıyor. 2-3 tanesi dolu çıkıyor. O da bize avda yarım bırakıyor. Bak bak bak, dolu çıktı bak. Evet, babalingo. Buna balık hayır diyemiyor işte. Aynen, aynı boru kurdu gibi arkadaşlar zaten bu da. Fosforu da var. Gece de av yapabilirsiniz. Ufak ufak mercimek tanesi kadar kesip bunu gece şamandıralı avında, eşkina avında, levrek avında, mırmır avında, istavrit avında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burası tamam. Mehmet abi, buraya atlama yoksa düşersin. Yok yok, buradan geçeceğim.
Lan abi. Oo. Süper. Bak. Bakın arkadaşlar. Oo maşallah süper. Arkadaşlar yem nasıl çıkartılır? Nasıl çıkarılır diye soruyordunuz. Bakın. Yem bu şekilde çıkarıyoruz arkadaşlar bizler. Bu şekilde avlanıyoruz. Kendimize yem çıkarıyoruz. Bak bir tane daha geziyor Mehmet abi ha. Kazmanın altında. İçine biraz yosun koy. Balıkların içine su koymayacağız. Suyu süreceğiz. Şey yemlerin içine. Boğuluyorlar. Topladığınız yemlerin içine de arkadaşlar yosunla böyle midye kırığı falan koyun. Hafiften kum koyun. Öyle canlı kalıyorlar. Değil mi Mehmet abi? Çok su olmayacak. Hafif nemli olacak su. Yoksa boğulur hayvan. Evet. Oo, kobra. Mehmet abi gibi anakonda çıktı. Olduğunu anlar. Evet. Evet, bir tane daha geldi. Mehmet abi evet. Dur şöyle içine gireceğim, hemen nasıl çıkıyor göstereyim. Aa bak arkadaşlar, bir tane burada var. Nere gitti o küçük yavru, var bir tane. Bakın nasıl yaptığımızı. Ne burada var küçük. Bak. Dur, bir tane iyi yavru. Bir tane burada iyi. Burada yosun az. Böyle yosunları kazıyoruz. Arkadaşlar bu kurdu nasıl çıkartırız diyorduk. Bak. Kurdu görüyorsunuz değil mi? Nasıl oynuyor bak. Bak burada kurt. Bak. Şöyle yaklaştırayım Mehmet abi, dur. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar kurtları? Bakın. Bu şekilde çıkarıyoruz bunları. Bak. Bak oradan da çıktı bir tane. Bayağı belki de 100 kişi sormuştu bunu. Bu yem nasıl çıkarılır? Nasıl av yapılır diye. Buyurun obidaşlarım. Elinize bir çapa alın böyle. Bir tane böyle file süzgeç alın. Bu şekilde yemlerimizi çıkarıyoruz. Ya, yem basit ya. Tamam, yem her yerde yem var. Aynen. Her yerde. Bakın. Bunlar küçük. Küçükleri almıyorum ya. Aynen, büyüsün onlar abi. Oltaya takılmıyor ki. Onlar büyüsün. Evet, başka bir kayaya geçtik arkadaşlar. Burayı kazıyoruz çapamızla. Mehmet abiden rica ettim. Abi yem çıkarırken bir çekeyim, arkadaşlar istiyor dedim. O da kırmadı beni. Teşekkür ederim kendisine. Dedim obidaşlarım balık tutmak için en kötü yem 50 lira olmuş. Kendi meralarından çıkarabilirlerse av yaparlar arkadaşlar dedim. Mehmet abi de tabi neden olmasın. Onlar da dedi bizim hobidaşlarımız. Onlar da arkadaşımız. Bu hobiye gönül vermiş onlar da dedi. Onlara ben de dedi nasıl çıkarılacağını göstereyim ki onlar da avlarını fazla maliyetsiz az bir bütçeyle avlarını yapsınlar dedi. Öyle mi Mehmet abi?
dere avlarımız olacak, lüfer avlarımız olacak Mehmet abiyle. Karadeniz'e de götüreceğim onu. Lüfer avı yapacağız orada. Başlasın bir balık. Kendisi bile şaşıracak. Mehmet diyecek, bu kobra gibi lüferler nereden geldi ya? Nasıl yakaladık bunları diyecek. Aman Mehmet abi ayağın kaymasın. Arkadaşlar dikkat edin, bu kayaların üzeri çok kaygan. Arkadaşlar dediğim gibi bu yemi her türlü balık avında kullanabilirsiniz. Mırmır avında, levrek avında, eşkine avında, istavrit avında, boru kurdunu hangi balıkta kullanıyorsanız bunu da o şekilde kullanabilirsiniz. Evet, bir tane çıkardım Mehmet abi. Mehmet abi göstersin şöyle yaklaştırıp. Evet, kurdumuz geziyor arkadaşlar. Onun için kurt da oldu zaten. Aynen. Böyle suyun içinde gezerek kayaların üstündeki yosunları, midyeli yosunları kaldırıyoruz çapayla arkadaşlar. O şekilde kurtları altından yakalıyoruz. Evet. Mehmet abim buldu yine. Evet, oradan da çıkıyor. Biri de oynuyor orada, küçük. Görüyorsunuz arkadaşlar, bakın şurada bir tane var küçük. O küçük boyları ellemiyoruz ki. Bakın şurada. Öyle mi? Bak burada oynuyor. Bu bunları alacaksın. Nerede Mehmet abi? Evet, burada. Dur Mehmet abi, şöyle bir resim çekeyim. Evet abi. Yılan gibi. Kobra, kobra. Adamın elinde sürüyor bunlar. İbneler parmağımızı koparacak ya. Ulan ne dümbük bir şeysiniz siz var ya böyle. Bazen takarken yemişine takıyoruz veyahut da öyle takıyoruz arkadaşlar. Parmağımızı koparacak ibneler ya. Aa, çıktı bir tane daha. Oynuyor ama küçük. Küçükleri ellemiyoruz, büyüsün ki. Birkaç aya onlar da büyür, onları da alırız arkadaşlar. Artık onları topraktan kazacağız. Toprağın içine sürtüyorlar. Yosunların içine. Aynen. Kumun içine. Kumun içine de alıyorlar değil mi? Tabii. Bunlar buradan gittin mi? Şeyin içine doğru. Böyle kepçe olacak, kaçırma başlayacak. Oo. Kepçeni alacaksın, gidiyor çünkü. Aynen. Yani kepçe olmazsa hemen dağılıyor arkadaşlar dibe. Elden de kayıyor zaten. Çok kaygan. Bugünkü havayı Allah'tan yakalıyorsun. Ya dalgalı olsa kepçesiz hayatta yakalayamazlar. Dalgalı olsa hiç yakalayamaz. Üzerin ıslanıyor, bir dalga vuruyor. Evet, o süper. Arkadaşlar yemimizi şöyle çekeyim. Yemlerimiz içinde oynuyor zaten. Bakın. Mehmet abi iyice kazıyor kayayı. Su yüzeyine çıktığında kepçeyle yakalıyor onları. Arkadaşlar dediğim gibi bu yemi her türlü balıkta kullanabilirsiniz. Minekop da geliyor, levrek de geliyor, çupra da geliyor. Bizim meralarımızda çupra yok ama bununla her türlü, şöyle bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar.
Her işin bir zahmeti var. Biz bu zahmeti seviyoruz arkadaşlar. Çünkü bu hobiyi seviyoruz, aşığız. Yoksa bunu para verseler toplamazsın yani buradan. Öyle mi Mehmet abi? Aynen öyle. Aa, orada bir tane göründü Mehmet abi. Yemlerimiz midyelerin altına kaçıyor arkadaşlar. Burada varsa vardır biraz. Evet. Burada olur. Şimdi inceden Mehmet abiyle ben de suyun içine giriyorum arkadaşlar. Bak, görüyor musun? Bak. Bakın. Görüyorsunuz. Yatay kayada daha çok olur. Aynen. Bak. Evet. Mehmet abi alayım şöyle elime. Görüyorsunuz arkadaşlar, bakın. Bizim o ilk yer her yeri kazımış abi. Kazımadık, kaya bırakmamış. Evet, baba geldi kuru, bir tane daha. Kuru. Kuru yerde olur değil mi? Abi orada da olur bence, eminim. Çünkü orası hiç el değmemiş ya. O kayanın bir üstünden o kuru yeri var ya Mehmet abi. Bence orada güzel olur ya. Ver abi sen bana şöyle, onu çekeyim. Bak, kuru yerden çıktı. Çıkar abi, çıkar. Ver. Al abi. Çıkar, hem de hiç el değmemiş orası Mehmet abi. Şu balıklar niye kaçıyor ya? Zargana mı saldırıyor? Balıklar arkadaşlar bir şeyler saldırıyor. Balık saldırısı var, zargana saldırıyor. Gümüş yavrularına. Evet, bir tane daha çıktı. Görüyorsunuz arkadaşlar kurtlarımızı. Hepsi midyelerin arasına girdi zaten. En az 40-50 tane tuttuk.